Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Ercan ben. Bugünkü konumuz belki de Pokemon'lar arasında en ilginç olanı, en farklı olanı. Biraz da garip diyebiliriz. Bugünkü konumuz, şöyle beraberinde göstereyim kendimi. Neredeydi bu? Burada bile gizemini koruyor. Evet, bugünkü konumuz Ditto. Ditto nasıl bir Pokemon'dur? Nerelerde işinize yarayabilir? Ve en çok merak edilen nasıl yakalayabiliriz? Nasıl karşımıza çıkar? Ya da karşımıza bu formda mı çıkar? Aslında en önemli soru bu. Ditto karşımıza bu formda çıkmıyor. Ditto'yu bu şekilde göremiyorsunuz. Pokemon'u izleyenler, hikayeyi bilen bilir. Ditto gördüğü her Pokemon'a dönüşebilen bir Pokemon. Yani bütün Pokemon'ları taklit edebiliyor. O yüzden karşımıza herhangi bir Pokemon olarak çıkabiliyor ve bunu kesinlikle belli etmiyor. Şu anki var olan görevde de Ditto yakalama görevi var zaten. Bende duruyor olması lazım o görevin. Neredeydi? Aynen şurada. Burada en üstteki görev Ditto'yu yakalamak. Tabi ben bu Ditto'yu bu görevden önce yakalamıştım. Şu an çevremde gördüğünüz Pokemon'lardan herhangi biri Ditto olabilir. Kesinlikle belli etmiyor. Yani şöyle bir şey olabilir. Şöyle fark edebilirsiniz. Örnek veriyorum. Karşınızdaki Pokemon en bilindik Pokemon'lardan olduğu için söylüyorum. Bir Rattata olsun ki Rattata çok kolay yakalanan bir fare. Çok kolay yakalanan bir Pokemon. Genelde kolay yakalanıyor. Yani en güçlüsü bile kolay yakalanıyor. Fakat o bir Ditto'ysa, Rattata kılığına bürünmüş bir Ditto'ysa, sadece Rattata değil bu arada, herhangi birinin kılığına da girebiliyor. Ben bir sefer Rattata'yken yakaladım. Diğer seferde de başka bir şeydi herhalde, emin değilim. İnanılmaz zor yakalanıyor. İnanılmaz hareketli oluyor. Sürekli poketopundan çıkıyor. Yani belki de bu şekilde fark edebiliriz Rattata olduğunu. Tabii bu, pardon, Ditto olduğunu. Tabii bu da kesin değil. Bazı Pokemon'ları yakalamak zor olabiliyor. Ama genelde bu şekilde anlaşılıyor. Yani eğer zorluyorsa ve o Pokemon'un bir nebze olsun tanıyorsanız, hani evet bu Pokemon bu kadar zor değildi diyorsanız üzerine gidin o Pokemon'un. Ditto olma ihtimali çok yüksek o Pokemon'un. Görev anlamında görev için gerekli bir Pokemon. Onun dışında çok işe yarıyor mu deseniz çok işe yaramıyor ama sadece farklı olduğu için seviliyor. Yani aynı zamanda görev zaten. Şöyle bir farkını yaşayabiliyorsunuz bu Pokemon'un. Jimlerde kullanabiliyorsunuz. Jimlerdeyken bu Pokemon'u herhangi bir Pokemon'un karşısına saldırı amaçlı koyduğunuzda, örnek veriyorum, jimde bir Pikachu var ve Pikachu'nun karşısına bunu koyduğunuzda direkt Pikachu'nun kılığına bürünüyor. Tabi burada şöyle bir şey oluyor. Hangisinin leveli yüksekse o kazanıyor genelde. Yani eğer sizin Ditto'nuzun leveli yüksek ve güçlü bir Ditto'ysa Pikachu'nun kılığına girip Pikachu'yu rahatlıkla alt edebiliyor. Ya da siz bu Pokemon'u jime koyduğunuzda ve başka biri buna saldırdığında saldırganın kılığına bürünüyor bu sefer de. O şekilde savunuyor. Onun dışında eğer iki Ditto da karşılaşırsa da ikisi Ditto olarak kalıp birbirlerine o şekilde saldırıyorlar. Yani o açıdan eğlenceli bir Pokemon aslında. Ama çok güçlü değil. Yani şu an bendeki de çok güçlü değil. Bu arada buradan evet defansı çok yüksek ama yıldızları olmadığı için çok güçsüz bir Pokemon. Sadece dediğim gibi eğlenceli. Tabii ki çok daha güçlü Pokemon'lar var. Bugün de bu Ditto ile beraber bitti sanıyorum. Başka bir şey aktarmama gerek yok. Eğer Ditto'yu yakalamak istiyorsanız önümüzde bir seçenek var. O da şu, önünüze gelen her Pokemon'u yakalamanız lazım. Yani bir şekilde çıkıyor. Ben ortalama bir haftada yakaladım. Bir haftada hatta iki tane yakaladım. Birini transfer ettim. Gerek olmadığı için. Ardından o görev geldi. Yoksa görevi şimdiye kadar bitirmiş olurdum. Önünüze gelen her Pokemon'un ne olduğunu bir önemi yok. Hepsini yakalamanız lazım. Şöyle belli oluyor. Poketopunu atıyorsunuz. Yakalandığında yakalandığı ibaresi yerine farklı bir ibare, O diye bir ibare görünüyor. Ve ardından
bir efektle Ditto'ya dönüşüyor. Yani o şekilde anca yakaladıktan sonra fark edebiliyorsunuz Ditto olduğunu. Şurada görme ihtimaliniz yok. Normalde buradan takip edebiliyorsunuz Pokemon'ları. Burada görünmüyor. Yani tek bir seçeneğiniz var. Fazla fazla Pokemon yakalamak ki ben bu dönemde çok çok fazla Pokemon yakaladım. Yakalamayı seviyorum. Yani aynı türden çok fazla Pokemon yakaladım. O yüzden de bol bol evrimleştiriyorum Pokemon'larımı. Hatta bir önceki videomda şunun negasını yapacağımı söylemiştim ama yine leveli güçsüz diye bekleteceğim. Onun yerine şurada farklı ve güçlü olacağına inandığım bir Pokemon var. Bu videoya ayırdım onu. Onu evrimleştireceğim. Yani güçlü olacağına inanıyorum. Bu arada bu Rengar bana bugün böyle olduğu gibi geldi. Hiç evrimleştirmedim. Leveli düşük ama. Evrimleştireceğim Pokemon çok çizgi filmden hatırlamadığım bir Pokemon ama burada leveli olsun, CP'si olsun bayağı yüksek. Yani evrimle beraber güçlü olacağına inanıyorum. Aynen bu. CP'si de yüksek. Leveli de yüksek. Leveli de gayet iyi. Topladım. Bekletiyordum sizin için. Beraber bu anı tanık olalım derken olmuyor. Çünkü bir ürün daha gerekiyormuş. Atladığımız bir kısım. Neyse bir sonrakine kalsın. Onu tamamladığımda yine beraber yaparım. Ama dikkat etmedim. Tamamen bu videoya sakladığım için yanıldım maalesef ama sözüm olsun. Onu beraber evrimleştiririz o Pokemon'u. Onun dışında bakıyorum var mıydı aklımda olan. Birkaç tane saklamıştım. Ama dayanamadım evrimleştirdim. Çünkü gerçekten bu olayı bundan, yani bu oyunu ondan dolayı seviyorum. Çok hoşuma gidiyor bu olay. Evrimleştirme olayı. Ondan pek dayanamıyorum. Onu ayırmıştım. Şu var mesela ama bu da işte leveli düşük olunca siz de yapmayın. En az 2 yıldız bekleyin. Çok fazla yakalıyorsunuz zaten. İlla ki 2 yıldıza denk gelirsiniz. Bu arada şöyle göstereyim. En güçlü Pokemon'um şu. Yani şu Pokemon'la şu Pokemon arasında çok fark görünebilir ama bana sorarsanız bu daha güçlü. Levelleri de aynı. 2 yıldız ikisi ama bunun düz vuruşları çok güçlü. İnanılmaz güçlü düz vuruşları. Rahatlıkla karşıdakini alt edebiliyor düz vuruşlarıyla. Şunun ise düz vuruşları neredeyse yok. Zaten arkadaş uzanarak vuruyor. O yüzden hiçbir etkisi yok. Ama özel güçleri inanılmaz güçlü. Neredeyse tek atıyor. Bir ara bunların fightlarını da izletirim size. Neredeyse tek atıyor ama o ana kadar ölebiliyor. O yüzden memnun olduğum iki Pokemon bu. Zaten bunun leveli 3 yıldız. Şununla şuradan şimdilik çok memnunum. Onun dışında hani böyle memnunum dediğim bir Pokemon yok. Bir tek şunu güçlendireceğim. Şunu bekliyorum. Çok fazla topladım. Zaten şu an şekerden görürsünüz. 489 tane var. Halen doğru Pokemon'u bekliyorum evrimleştirmek için. Maalesef karşıma çıkmıyor. 2 yıldızın üzerinde bekliyorum. Hani bu kadar beklemişken 2 yıldızın üzerinde bekliyorum. Hatta şunu diğerini evrimleştirmedik diye şunu bir evrimleştireyim. Zaten çok fazla şekerim var. Bir bakalım ne olacak. 2 yıldızlı hali hani CP olarak kaçı görecek? Hani böyle 1800'ü falan görsün istiyorum en azından. Bakalım. Bunun da megası var ama mega için farklı bir item daha gerekiyor. O yüzden yapamıyorum. 1600 oldu. Fena değil. Var olanın daha güçlü oldu. Ama hani en azından 2000 falan olsun istiyorum. O yüzden şekeri de çok biriktiriyorum. Ki çok fazla çıkıyor şu an bu Pokemon. Hani eğer Pokemon'a ihtiyacınız varsa tam zamanı diyebilirim. Şu da çok güçlü bir Pokemon. Az kaldı. Bunu da evrimleştireceğim. Çok fazla yakalıyorum. Bugünlerde elimden geldiğince çok fazla yakalıyorum. Bu arada şununla ilgili bir bilgim yok. Yazan arkadaşlar olursa yorumlara sevinirim. Şu yanında 3 yıldız olan karakterleri transfer edemiyoruz. Edemiyorum yani. Ben bir yöntemini bulamadım. Bilen varsa açıklama kısmına, yorumlar kısmına yazabilir mi? Hani şu Pokemon'lar yer kaplıyor. Ben bunları transfer etmek istiyorum ama çok da araştırmadım. Oyuna daldığım için. Ama bir çözümünü de kendi açımdan bulamadım. Eğer içinizde bilen varsa yorumlar kısmına yazıp
hepimizi, ben ve bilmeyenleri aydınlatabilirse teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğeni atarsanız sevinirim. Daha rahat videolar çekmek için desteğinize ihtiyacım var. Herkese iyi seyirler, iyi oyunlar.